Karşımızda bir ülkenin çıktı düzeyinin farklı zamanlardaki durumunu gösteren iki grafik var. Soldaki ülkenin üretim olanakları eğrisi. Bunun yalnızca çatal ve kaşık üreten son derece basit bir ülke ekonomisi olduğunu da eklemek istiyorum. Eğer sadece çatal üretirse burada, kaşık üretirse de bu noktada olacak. Potansiyeli dahilinde üretebileceği diğer çatal ve kaşık kombinasyonları da üretim olanakları eğrisini oluşturuyor sağda ise ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ait grafiği görüyoruz gayri safi yurt içi hasılanın çatal ve kaşık ortak üretimini hesaplamanın bir yolu olduğunu düşünebiliriz gerçek ekonomilerde 2'den fazla ürün olduğunu biliyoruz hatta milyonlarca ürün bulunur ama bu ancak milyonlarca boyutlu bir grafikle yansıtılabilir burada bu ülkenin 3 farklı zamanında 3 farklı senaryo görüyoruz Buradaki noktalarla sağ taraftaki grafik üzerinde nerede bulunduğumuzu eşleştirmeye çalışacağız. Bunun için de gerçek gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak diğer ekonomik göstergelerden ve nasıl bir rol oynayabileceklerinden de bahsedeceğiz. T1 ile başlayalım mı? Üretim olanakları eğrisine bakarak bana bu ekonomide neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Eğer üretim olanakları eğrisi üzerindeysek potansiyelimiz dahilinde üretim yapıyoruzdur. Ama burada potansiyelimiz dahilinde değiliz ve bu sürdürülebilir bir durum değil. Bazıları bundan ekonominin hararet yaptığı nokta olarak bahseder. Gerçek hayattan örnek vermek gerekirse bir sınav için geceler boyunca çalıştığınızı düşünün. Bu sürdürülebilir bir durum değil. T1'de yani potansiyelimizin üzerinde olan bu noktada işsizliğin düşük olduğunu düşünebiliriz. Çoğu insan bunun sürdürülemeyecek kadar düşük bir işsizlik seviyesi olduğunu da ekleyecektir. İş gücüne olan talep arttığı için de diğer kaynakların kullanımının artması fiyat baskısını arttıracaktır. Bu da enflasyonun yükselmesi anlamına gelir. Peki T1'i burada nereye yerleştirebiliriz? Örneğin burası olabilir. Reel gayri safi yurt içi hasıla kırmızı çizginin üzerinde. Bunu potansiyel gayri safi yurt içi hasıla ya da tam iş gücüyle elde edilen çıktı düzeyi olarak düşünebiliriz. Üretim olanakları eğrisi üzerinde olduğumuzda burada da pozitif bir çıktı açığı oluşur. Zaman zaman bu pozitif çıktı açığı bir genişleme ya da gerileme ile bağdaştırılır. Ve T1'in de bir genişleme dönemine denk geldiğini görüyorsunuz değil mi? Genişleme gayri safi yurt içi hasılanın büyümekte olduğu dönemde gerçekleşir. Burada bir büyüme ya da genişleme olduğunu görüyoruz. Buradaki değerden sonra da bir başka büyüme söz konusu. Genişleme ya da büyümenin tersi de küçülme ya da gerilemedir. Ve bu da zirve noktasından dip noktasına doğru ilerlendiğinde gerçekleşir. Aynen burada da olduğu gibi. Pozitif çıktı açığı büyüme sürecinde gerçekleşiyor. Ama örneğin buradaki pozitif çıktı açığı ekonominin gerilemekte olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Demek istediğim pozitif çıktı boşlukları ekonomik büyüme ile bağdaştırılsa da bu her zaman doğru değil. Devam edelim mi? Bir süre sonra ekonomi yavaşlıyor ve T2'ye geliyoruz. Şu anda potansiyelimiz dahilinde işleyiş sürüyor. Yani üretim olanakları eğrisi üzerindeyiz. Bunun burada neye denk geleceğini düşünelim mi? T2 işte burada. Ülke ekonomik açıdan potansiyelinde ve sürdürülebilir bir şekilde işliyor. T3'e geldiğimizde ise negatif bir çıktı açığı görüyoruz. Aynı şeyi burada da görmek mümkün. Negatif bir çıktı açığı. Bu noktada gayri safi yurt içi hasıla dışındaki ekonomik göstergeleri değerlendirirsek ne söyleyebiliriz? Bu ülkenin tam istihdam seviyesinin altında olduğu, işsizliğin yükseldiği bir zaman olabilir. İş gücü ve diğer kaynaklar yeteri kadar kullanılmadığı için de fiyat baskısı çok olmayacak. Yani enflasyon düşük olacaktır. Bunun uç durumlarında negatif enflasyon yani deflasyon da görülebilir. Şimdi bir de bu kavramlarla alakalı başka bir kavram olan ekonomik büyümeden bahsedelim. İnsanlar ekonomik büyüme dediklerinde genellikle genişleme dönemlerini yani gayri safi yurt içi hasılanın büyüdüğü zamanları kastederler. Ama ekonomistlerin ekonomik büyüme dediğinde kastettiği bundan tamamen farklı bir durum. Ekonomik büyüme ekonominin potansiyelinin artmasıyla gerçekleşir. Bir ekonominin potansiyelinin artmasının da ancak ve ancak üretim faktörlerinin artması, yani daha iyi kaynaklar, daha iyi teknoloji, daha çok iş gücüyle gerçekleşeceğini biliyoruz. Bu da ekonomik büyümenin üretim olanakları eğrisinin bu şekilde dışarıya doğru kayması anlamına gelir. Ülkede daha iyi bir teknoloji ya da daha çok iş gücü olduğundan eğri bu şekilde dışarıya doğru kayar. Grafik üzerinde ülkenin potansiyelini gösteren kırmızı çizgi bu şekilde yukarı yönde ilerlerse bu ekonomik büyümeyi gösterir. Herhangi bir zamandaki reel gayri safi yurt içi hasıla ise bu şekilde dalgalanır.